Elhamdülillahi lezî hedâna li hâdâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Lekad câet rasûlü rabbinâ bil hak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Allahu salli ala seyna Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. A'udhu billahi s-semi'i al-alimi minash-şeytanir-racim. Rabbi a'udhu bika min hamazati şeyatîn. Ve a'udhu bika rabbi en yahturûn. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu qasamna beynehum ma'işetehum fil hayâti d-dunyâ. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizin ömürlerimizin en hayırlı kısmını son kısmı eylesin. Amin. Amellerimizin en hayırlısını son amelimiz eylesin. Amin. Günlerimizin en hayırlısını Rabbimize kavuşacağımız gün eylesin. Amin. Amin. Çünkü herkes hakkında bu böyle olmayacak. Herkes Allah'a kavuştuğu günde Celle Şanuhu Celle Celaluhu Allah'ı kendisinden razı olarak bulmayacak. Öyle bulmayınca da en hayırlı günü Allah'a kavuştuğu gün olmayacak. En şerli günü Allah'a kavuştuğu gün olacak. Allah muhafaza. Hadis-i şeriflerde bunlar beyan ediliyor. Men terake's-salah, kim beş vakit namazı terk ederse leqiyallahu ve hu aleyhi gadban, Allah-u Teala'ya kavuştuğu zaman Allah-u Teala ona çok kızgın ve öfkeli olarak kavuşacak. Bu adamın en iyi günü şimdi Allah'a kavuştuğu gün olabilir mi? Onun için bizler bırakmayalım cemaatleri, namazları, sohbetleri, dersleri, zikirleri. Böyle bu yolda devam edersek sonumuz da böyle olur. Geçen hafta dediler, burada Darüşşafakan duvarı yıkıldı. Biz de bir şey anlamadık. Yani ambulanslar, şunlar bunlar seslerden de bir şey anlamadık. Yani ertesi gün anlayabildik. Fakat duyduğumuza göre yani buradan bir kardeşimiz cemaatte 18 yaşındaymış. O da oradan arabasına binerken orada vefat etti. Yani duvarın altına kaldı diye öyle haber aldık. Allah rahmet eylesin, kabrini nur eylesin. Burada onu hazır eylesin. Amin. Madem buradan çıkıp da öldü, bu son amel çok mühim. İnnemel ibratu, itibar nereyedir? Lil hatime, sonadır. 40 sene, 50 sene devam edersin, sonunda bir nefse uyarsın, atlatırsın raydan. Ölüm de gelir seni o vaziyette bulur. Yani bütün evvelce yaptıkların boşa. Bazı adamlar da çok her yolda gider, sonuna yakın döner, cehenneme karış kalmasına, yani ölseydi cehenneme girecek amellerdeyken, bu sahih hadiste geçer. Tabi Allah'ın yazısıdır bu, ama o adamın da yaptığı bir iyilikler vardır belki, tabii ki Allah'ımız niye öyle yazdı. Bu sefer adam ne yapar? İyi bir amelle bitirir. Yani sonunda iyi amel nasip olur. O zaman o muteber olur. Şimdi bu kardeşimizde de böyle olmuş. Yani her derste demeye çalışıyorum, çoğu kere tekrarlıyorum ki buradan evine sağ gideceğine kimsenin garantisi yok. Bu sözü söylüyoruz. Yani sabaha çıkacağını bırak, evine gidemiyor. Onun için biz bu sohbeti son sohbetimiz düşünelim. Genci de ölüyor, yaşlısı da ölüyor, bebeği de ölüyor, çocuğu da ölüyor. Yani yaşı yok. Mevla bunu bildirmedi bunu.
bu ölümü bildirseydi, yani çok büyük bela olurdu dünyada. Herkes planını ona göre yapardı. Anamın ölümüne şu kadar kaldı, babamınkine bu kadar kaldı, hesap, kitap. Efendim karı kocasının ölümünü bilse, koca karısının ölümünü bilse, çocuğu efendim, bütün millet komşularının ölümünü bilse ne olur? Dünya alt üst olur yani. Herkes ona göre. Şimdi herkes hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyor da ona göre birbirine dalmıyor. Plan yapmıyor. Öbür türlü ne yapacak? Efendim bu ölürse şu varis olmasın, bu şu olmasın, onu nasıl ayağını kaydırırım, bundan nasıl bu mirası kapatırım? Ne olaylar yani? Mevla bu işi gizledi. Gizlediği için 18 yaşında adamın ölecek ihtimali yokken. Ya hastalığı da yok. Ne bilecek adam orada, o duvar, topraklar yığmışlar oraya. Ondan sonra bu kadar yağmurda yağınca patladı. Fakat bir dakikayla yani, birkaç saniyeyle adam buradan sohbetten çıkıp da tam arabaya binerken o anda patlamaları falan. Yani iki kişi kaldı orada altında. Şu, bu şimdi ecel değil de nedir? Kader değil de nedir? Bu rastgele bir şey midir? Şimdi her birerlerimizin başına gelebilir, tedbirli olmak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yamuk duvarın altında oturmazdı. Ve geçerken hızlı geçerdi. Mesela bunlar dedi, araba park ederken, insan kendi geçerken uzaktan geçer, bakarsa ki duvar yamuktur. Ama duvar sağlam olsa ne olur? Bir de celceli olur, sağlam duvar da devrilir. Yani her şey kaderdir ama tedbir almak sünnette var. Burada vaaz nedir, ders nedir? Her an ölebiliriz. Hiç gaflete gelmez bu iş. Bir çuval inciri berbat ederiz. Onun için bu mübarek cuma gecelerini asla terk etmeyiz inşallah. Yani cuma gecesinde ölen şehit ölür. Göçük altında kalan şehit ölür. Bir de dersten çıkan adam anadan doğmuş gibi tertemiz af olarak çıkar. Bu nasıl bir şeydir, müjdedir? Yani imrenilecek bir durumdur. İmrenilecek bir durumdur. Neden? Bizim hangimizin nerede devrileceğimiz belli değildir. Ya bir kötü yerde rastlarsak tehlikesini taşıyoruz. Onun için çok uyanık olmalıyız, çok tetikte olmalıyız. Gaflete pay vermemeliyiz, nefse göz açtırmamalıyız. Bu dünya imtihanını kazanıp, cenneti kazanıp öyle gitmeliyiz. Yoksa Allah'ın rızasını kazanmadan Mevla'nın huzuruna çıkarsak, Allah'ın gazabı bizi ateşten çok yakar. Yani ateş yakar ama Mevla'nın bir kuluna kızgın olması cehennemden çok yakar. Zaten cehennemi tutuşturan Allah'ın gazabıdır. Onun için aman Rabbimiz razı olsun bizden diye böyle canımızı verelim. Ne konuşacağımıza dikkat edelim. Ne yapacağımıza dikkat edelim. Bu ağzımızdan çıkan laflar, bunlar bizi mahveder. Ocağımızı batırır. En fazla günahımız dilimizdendir. Bu gevezeliğimizdendir. Bunda gıybet, dedikodu, iftiralar ziyadesiyle birçok haram var. İnsanı kafir edecek lafızlar hep bu konuşmanın neticesidir. Bir cahilliğin lüzumu yok. Zor iş. Sahabeden bile birisi yani Bedir Muharebesi'nde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kafirler tarafında Haşimoğullar da gelmiş dedi. Haşimoğullarını öldürmeyin yani, esir alın da öldürmeyin kendi akrabaları ya. Niye ama? Dedi ki onlar zorla çıkartıldılar. Ebu Cehil onları zorladı da getirdi. İstemiyorlardı gelmek. Sahabeden biri, ismini vermeyeyim. İşte öyle bir boş bulundu yani. Ya dedi. Bizim dedi çocuğumuz babamız da rastlıyor karşı tarafta. Onları öldüreceğiz de yani şimdi senin amcana dokunmayacağız. Deyince işte çıktı bir defa. Nasıl telafi olacak yani? Sen çok dikkat edecek. Hocasına karşı, şeyhine karşı, mürşidine karşı, alime karşı, evliyaya karşı. Bir laf edersin yani. Bir laf edersin. Çene bu durmuyor. Ondan sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey demedi ona. Yüzlemezdi yani. Sonra Hazreti Ömer'i çağırdı. Ya Eba Hafs dedi ona. Hafs'ın babası diye. Kızının adı Hafsa'ydı. Künye taktı ona. O zamana kadar dedi bana hiç künye takmamıştı. O gün o künyeyi taktı bana. Buyur ya Resulallah. Dedi bu felanca böyle dedi dedi. Amcamın dedi. Sonra Abbas zaten Müslüman oldu. Büyük sahabi oldu. Amcamın yüzüne kılıç vurulur mu dedi. Yani amcam bana düşman değil ki dedi. Falan bu da böyle laf etti falan. Allah. Hiç astı astı kesti kesti. Krallık yapmıyor ki.
Hazreti Ömer de mübarek. Bu da münafık mı oldu? Ne yahu dedi, çık çekti kılıcı, öldüreyim mi Hazreti Ömer? Ya ne mübarek adam? Dedi dur ya dedi, bir şey demem ben sana, bir sen ne? Müslüman zat. Fakat o zat sonra ne diyor biliyor musun? Bu sözden diyor, korka 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 yaşadım ama hep bu sözden korkuyorum, başıma bir bela açacak benim. Münafık değil, mübarek bir sahabi. Ama diyor, dedim ki ya Rabbi beni bir harpte şehit et de bu sözü ancak şehitlik temizler. Yani bir laf çıkar ağzından şehit olmadan temizlenmez yani. Sonra Yemame Harbi'nde şehit oldu da mübarek rahat etti yani. Adamlar böyle diken üstünde duruyor. Tabii bizde öyle bir hassasiyet yok. Biz atarız bir laf. Yani ondan sonra alimin hakkında konuşuruz, evliyanın hakkında konuşuruz. Sahabe hakkında bile dil uzatanlar var. Adam ya. Dün çıktı bir tane. Deli saçması bir şey. Ne onun adı? İhsan eli açık. Adamın adı bu. Allah Allah. Ne ağır konuşmalar. Zekat 1/40 değil diyor. Yediğinden artan yakalısı hepsini vereceğin diyor. Kendi de öyle bir yemiş şişmiş ki. 1 milyon aç var diyor. 1 milyar aç var diyor. Kimse diyor arabaya binemez. Şunu yapamaz, bunu yapamaz. Ondan sonra geri kalan hepsini verecek falan. Farzı inkar ediyor. Farz 1/40. Ondan sonra ya milletin kemikleri sayılıyor Afrika'da. Sen bu göbeği nereden buldun o zaman diyecek ona birisi de diyemiyor onu. Konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Ebu Zer şöyle, Ebu Zer böyle. Radıyallahu anh. Kurban olayım Ebu Zer'e. Onu göğe alıyor ele. Fakat oradan dili uzun. Demesin mi ki efendim sahabenin de aleyhine başladı konuşma. Sahabe birbirini öldürdüler. O hep bozuldular. Peygamberden sonra falan filan. Hazreti Osman meselesine iş geldi. Ebu Zerri Hazreti Osman sürdü. Niye sürdü? Ebu Zerri radıyallahu anh tabii meclis ortasına kalkardı. Efendim kimse şunu yapmasın, bunu yapmasın. Herkes ahiret ölüm çok mübarekti o yani. Efendimiz ona buyurmuştu. Sen tek başına öleceksin, tek başına dirileceksin. Mahşere tek başına kalkacaksın. O Rebeze'de vefat etti. Geçen ömrede dolandık dolandık mübarek. Tam kabrini bulamadık ama çöllerde gezindik bayağı. Rebeze'de vefat etti. Zaten hanımı o vefat edince hiç ne kaldıracak var, ne kılacak var, tek hanımıyla. Fakat bir de Efendimiz buyurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem, seni gömenler gelecek diye. O anda baktılar bir hac kafilesi geliyor, Abdullah ibn Mesud başlarında. Hemen dedi ki burada Ebu Zer vefat etti, onlar geldiler, ooo tamam dediler. Yıkattılar, ettiler mesela. O çok büyük bir zan. Ama Hazreti Osman çok daha büyük. Hazreti Osman yönetim şeyinde. Adam demesin mi ki, Hazreti Osman dedi, peygamberden sonra çok bozuldu dedi. İktidar onu bozdu dedi. Şimdi bak kardeşim ya. Senin benim hakkımı bırak ya. Sahabenin hakkında. 4 halifeden biri hakkında. Hazreti Osman bozuldu diyor adam ya. Radıyallahu anh. Artık nasıl başladılar bu sahabenin aleyhine konuşma? Kıyamet yaklaştı. Bu zamanda vaaz eden, vaaz edense de bu sahabenin aleyhinde konuşanlara cevap vermeyenler lanetlik olur diyor hadis-i şerifte. Sahabenin faziletini bilenler diyor, ashabın faziletini gizlerseler فَعَلَيْ لَانَتُ اللّٰهِ وَالْمَلَٰكَ وَالنَّاسِ Allah'ın, meleklerin, bütün insanların laneti onlara yağsın. Ben o lanetten kurtulmak için sahabe hakkında kim konuşuyor? Hemen cevap veriyorum. Ben bu laneti alamam üstüme. Çünkü ben biliyorum onların faziletini. Nasıl gizleyeceğim? Siz de bu sohbetlere milleti getirerek, internetten dinleterek, tebliğ yaparak siz de aynı hizmeti yapıyorsunuz. Lanetten kurtuluyorsunuz. Herkes vaaz edemez. Birisi konuşur, öbürleri toplaşır. Ama cemaate devam edelim bak, yoksa millet kanıyor. Daha dün gece ya. Ne kadar ağır bir şey ya. İnsan babamın aleyhine konuşsa bir şey demem. Benim aleyhime konuşsa bir şey demem. Nişem benim aleyhime de çok orada konuştular dün. Şöyle midir, böyle midir, hocanın şusu var, busu var. Hiçbir şeyim de yok ama. Böyle uydururlar. Hiç ondan darlanmadım. Hiç darlanmadım. Ama sen Hazreti Osman'a nasıl dersin böyle ya? Radıyallahu anh. Bozuldu. Nasıl bozuldu? Ebu Bekir girdi içeri, Efendimiz toplanmadı. Ömer girdi içeri, toplanmadı. Osman girince toplandı. Dediler, niye ya Resulallah? Dedim, emâ sahî mimen istahyâ minül melâk. Meleklerin utandığı bir Osman bu ya. Bu girince içeri nasıl utanmayayım dedi ya. Radıyallahu anh, Tebuk Muharebesi'nde ne kadar 1000 tane deve verdi ya. Şimdinin en son jipi ya, bir tanesi. O kadar mal verdi, o kadar altın verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne döktü Efendimiz onları, karıştıra karıştıra altınları karıştırıyor ki harbe verecek onları ya, seviniyor yani. Muharebeyi kazanırız, maddi imkan yok. Dedi, مَا ضَرَّ عُثْمَانْ مَا فَعَلَ بَعْدَ الْيَوْمِ Bugünden sonra Osman ne yaparsa yapsın zarar vermez, bitti.
Garanti almış ya. Bedir ehline ne buyuruldu? اِعْمَلُوا مَا شَيْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ İstediğinizi yapın, peşin afsınız. Ne yaptı kafirlere mektupla haber gönderiyordu işte? Ebu Lübabe olayında radıyallahu anh ayrı bir konu, öbür sahabide ayrı bir konu, Hazreti Ömer kafasını uçuracak. Efendimiz ne buyurdu? O Bedir ehlindendir, dokunamazsın. E şimdi böyle müjdeler var, sen bunların hepsini göz ardı edip, sahabe bozulmuş, o bozulmuş, bu bozulmuş, bir bu sağlam kalmış. Konuşursun bir laf, çıkamazsın altından. Ahirette mahvolursun, perişan olursun. Ağzımıza sahip çıkalım. Hep hesap edelim, öleceğiz ya. Resulullah'ın ashabıyla karşılaşacağız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe, dört halifem Havz-ı Kevser'in diyor, dört biri başında ucunda duracak. Birinin kovduğunu öbürü de kovacak. Yani Hazreti Osman seni kovarsa Resulullah kabul etmez ki. Bu din bir bütündür, sen bunları nasıl böyle konuşuyorlar ya? Yok yazar, yok düşünür, yok şucu, yok bucu. Çıkıyorlar memleketi, milletin kafalarını ifsad ediyor. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. Allah ıslah eylesin. Amin. Ama meselemiz ne? Biz kuluz, hesaplı yaşamalıyız. Zaten bu gibi adamları dinlememeliyiz. Bir zehirlenirsin, tedavisini göremezsin diyoruz size tekrar tekrar. Her gün bir sapıklık. Bu ehli sünneti bulduk, bırakmayalım. Cemaatten ayrılmayalım, su testisi suyunda kırılacak. İşte o kardeşimiz gibi bir gün bize de bir sohbet çıkışında, bir namazdan sonra, bir abdestli vaziyette, bir ağzımızda zikirle ölmek nasip olacak inşallah. Ama cemaate devam edenlere bu müjdeler var. Ayrılan ayrılır yani. Kurt kapar. اِنَّمَا يَكُلُ ذِيبُ مِنَ الْغَنَمِ الْبَاصِيَةِ Kurt sürüden hangi koyunu yer? Ayrı koyunu yer. Hele şu zamandaki kurtlar çobanlar kurt olmuş. Şimdi meselenin tehlikesine bak. Evvelce sürüyü çoban bekler, kurt aradan bir şey kaparsa, topal koyun geri kalırsa falan. Şimdi nasıl? Şimdi çobanın kendisi kurt. Tuzun kendisi bozulmuş. Herkes bozulunca hocalar düzeltecek. Hocalar tuz gibi, insanlar et gibi. Hoca bozulursa tuz bozuluyor. Bilen adam, ayet okuyan adam, hadis okuyan adam çıkıp da milletin ortasında efendim zekat 1/40 değil. Bu nasıl bir şey ya? 1400 senedir kimse dememiş. Yeni bir din çıkarıyor. Ondan sonra diyor ki İslam diyor solculuğa yakındır, sağcılığa yakın değildir. En yakın sosyalizme yakınmış. Ama seni beni susturacak kadar bir şeyler biliyor yani. Sizin çoğunuz da konuşamazsınız yani. Şu ayet şu rakam, bu ayet bu rakam. İşte Havvami Hoca'nın sözlerini unutmayın. Ayet hadis okuyarak sizi saptıracaklar, cehennemin kapılarında çağıracaklar. Bunlar efendim hahamlar, papazlar olmayacaklar ki. Böyle ayet hadis okuyanlardan olacaklar. Tehlike çok büyük. Sardı bacayı. Bu zamanda ehli sünnet bir kapıyı bulacaksın, o kapıyı bırakmayacaksın, yana bele dolanmayacaksın, bakayım şu da ne diyormuş, bakayım şu da ne yapıyormuş demeyeceksin. Sebat edip amel edeceğim. O zaman da inşallah Allah'ın ikramıyla bir şehitlik nasip olur inşallah. Bu kardeşimize ben gıpta ettim. Gıpta ettim. Yanında öbür kardeş de mahallenin çocuğuymuş, o da orada. Allah kendilerine rahmet eylesin, kabirlerine nur eylesin. Bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh. Hediye eyledik ihsan eyle ya Rabbel alemin. Bu cemaatlere devam edenler, hele hasaten özellikle bu cemaatlerden hele çıkışta böyle yakın zamanda işte vefat edenler, bunların ruhlarına bir izin verilir, bir serbestlik verilir, hep sohbetlere iştirak ederler. Eğer gönlü bu yoldaysa, bu yola başka bir şeyi tercih etmiyorsa, bu cemaatleri her şeye tercih ediyorsa, efendim babamız Alaaddin Efendi Hazretleri'nin bir ihvanı vardı, trenin altında kaldı, şehit oldu. O zaman öyle buyururdu mesela. Levenzelna'yı okumuş olsaydı ölmezdi bugün der. Çünkü hadis var. Ama öleceği günde unutturulur ayrı. Ben size şimdi bir senelik sigorta yapacağım. Muharrem ayının aşure dualarını yazacağım dergiye. Hazırladım şimdi. O sene ölmez. 7 kere okuyacak aşure günü. Onların hep gününü söyleyeceğim, tarihini inşallah devam edin ilanlara şey. Sene ölmez. Öyle. Aşıya maşıya bir lüzum yok. Onu okudun, aşı olayım mı, olmayayım mı?
Allah'a güven bitti. Yedi kere okunacak mesela. Şunlar şunlar, aşure gün çok önemli çünkü. Bir senenin sigortasıdır. Muharrem'in ilk günü başka, 10. gün aşure başka. Bunlar inşallah yazacağız, amel edeceğiz. Tedbirlerimizi alacağız. Hem duadan manevi tedbirlerimiz, hem zahiren de tabii bulaşmamak için dikkatli olacağız. Efendim, tedbirlerimizi alacağız. Allah'ımıza yalvaracağız. Ama ölmezse nasıl olacak? Eceli geldiyse, eceli gelene diyor, okumak nasip olmayacak. Bu da böyle bir şey. Onun için efendim baba öyle dedi mesela. Levenzenle okusa ölmezdi ama tabii okuyamadı, eceli geldi. Sonra bir gün Hatmi Şerif yaptırıyordu. Birden bağırdı mübarek. İhvan da bir şey anlamadı. Ne oldu? Ya Hatmi Şerif'e geldi dedi, o kardeşimiz İhvan geldi diye mesela. Ölmüş, gelir. Eğer bu cemaatte devam ediyorsa, Hatmi Şerif'e devam ediyor, zikre devam ediyor, sohbete devam ediyor. Buraların müdavimleri ölseler de gelirler. Biz şimdi burada görmüyoruz. Tevfik abiler de gelebilir, Mikail amcalar da gelebilir. Onlar hiç bırakmamışlardı bizle. Öyle ne adamlarımız vardı bizim. Ruhlar gelir. Cuma geceleri de izinliler. Ziyaretler hangi gece? Cuma geceleri ruhlar serbesttir, izinlidirler. Ama bu yolda değilse, borcu vardı ödemeden öldüyse, arkadan da başkaları ödemediyse, o başka. Onlara biraz bağlama var, hapis var. İnşallah borçsuz, harçsız, kulakları olmadan ölürüz de inşallah. Allah'ımız bizi mezun kılar, izin verir bize. Biz de böyle cemaatleri bırakmayız, ruhlarımız devam eder inşallah. Bu yol sonsuz bir yol. Yani ömrüm kaç sene, kaç ay, kaç cuma gecesi derse geleceksin, onun sayısı bellidir. Amma ve lakin, niyetin günü yok. Senin niyetin, ben sonsuza kadar yaşasam, sonsuza kadar devam edeceğim. Allah Müslümana niyetine göre veriyor, ameline göre vermiyor. Amel kesilir, niyet kesilmez. İllellezîne âmenû ve âmilussâlihâti, iman edip salih amel işleyenlere felevme cunû gayru memnûn. Tükenmez, ardı arkası kesilmez ecirler var. Niye? Hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Mümin öldüğü zaman sağındaki solundaki yazıcı melekler Mevla'dan izin isterler. Ya Rabbi, bu kulun öldü. Daha ne sevap yapabilir ne günah yapabilir. Bizim yazacak bir işimiz kalmadı. Biz gökten buna vazifeli geldik. Gökte zikrediyorduk ama bu sefer taktın bizi buna peşine. Ancak bununla uğraştık. Ama meleklerin gıdası zikir. Nefesleri zikir. Hiç duramazlar zikirsiz. Şimdi bize izin verirsen semadaki, gökteki mekanların hepsinin makamı bellidir. وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ Ayet-i Kerime'de. Herkesin makamı bellidir. Onlarda ileri geri de yok. Biz oraya geri çıksak da senin zikrinle meşgul olsak yani. Vazifemizi yaptık. Bu da adam da öldü. Mevlana buyuruyor. Ya gidip o kulumun kabrinin başına duracaksınız. Oraya görevlisiniz şimdi. Niye? Adam iman ameli salih işlediği için. Kabrinin başında ne yapacaksınız? O ne yapıyorduysa onu. Bak ama şimdi. Buyurmuyor ki onlara. Sıralı zikir yapıp sevabını ona yazacaksınız. Böyle buyurmuyor. O ne yapıyorduysa. Cuma gecesi sohbete geliyor. Tamam. Namaza cemaate gidiyor. Tamam. Şu gün oruç tutuyor. Tamam. Bak. O günde şu kadar zikrediyordu. Şu kadar Kur'an okuyordu. O ne yapıyorduysa. Yani çıtayı yüksek tutalım ki. Bizim günler sayılı ama melekler kıyamete kadar o ameli yapacaklar, bizim adımıza yazacaklar. Kafanı çalıştır. 3 gün 5 gün iş yapıyorsun, ebedi yiyorsun. Nerede var bu şirket? Böyle kâr payı kim veriyor? O melekler amel ediyorlar senin yaptıklarını, hiç bırakmadan. Ve sevabını onun kulumun defterine yazın. İşte onun için iman edip amel salih isteyenlere bitmez tükenmez. Adamın nefesi bitti, ameli bitti, ecri bitmedi. Çalışın arkadaşlar. Üşenmeyelim. O kabir aklımıza gelsin, ölüm aklımıza gelsin, ahiret aklımıza gelsin. Sonsuz hayatı düşünelim, vazgeçelim bu günahlardan, haramlardan. İbadete yönelelim. Bak, 18 yaşın, 20 yaş, 10 yaş, 5 yaş, sel gibi gidiyor. Bu ahiret yolculuğu devam ediyor. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Amin. Bu dersler de böyle devam ediyor inşallah. Şimdi geldik 54 farzdan okuyorken 7. farza, öyle mi? Ha, sonra şaşırtmayın. 7. farz neymiş? Allah-u Teala'nın kısmet ettiği, takdim ettiği rızka kanaat getirmek. Farz mıymış kanaat getirmek? Çünkü kanaatın tersi nedir? Hırs. Hırs nedir? Haramdır. Hırsın sonu yok. Hırsın gözü kör.
Yetmiyor adama ya. Levkâne libni Adem vâdiyâni min mâlin lebtegâze alizâ. Ademoğlunun iki vadi dolusu malı altını olsa üçüncüyü arar. Sorsan da ona, ben hizmet için istiyorum. Hizmet için istiyorsun da iki vadi dolusu stok var. Bir vadiyi versene. Yok. Üçüncü olsun da öyle vermeye başlayacağım. Allah. Sahtekara bak ya. Allah'a oynatma kalkı, haşa. İki vadi duruyor. Ne verdin ki üçüncüyü istiyorsun? Malını mülkünü hesabı yok. Efendim yine başka bir şeylerim olursa vermeye başlayacağım. Kimle pazarlık yapıyorsun? Ve la yemlevu cevfe ibni Adem ille turab. Ademoğlunun karnını topraktan başka bir şey doldurmaz. Yatar aşağı. Efendim toprağı yıkarlar üstüne. Doydun mu? Doydum, tamam. Ve etubullah ala men teab. Allah tevbe eden tevbesini yine kabul eder. Bu hırsı bırakmak lazımdır. Kanaat edeceksin ya. Bak şimdi. Peki bu farzdır. Çünkü neden? Kanaat etmemek Allah'a rızasızlıktır. Niye ona öyle verdi? Niye buna böyle verdi? He? Dün o adam işte yazar geçinen adam işte. Göya dinden haberi var. Allah onu fakir etmedi, seni zengin etmedi ki diyor. Sen kendin zengin oldun, stok yapmış, biriktirdin, zengin oldun diyor. Öbürü fakir oldu diyor, Allah yapmadı diyor. Ya bu nasıl laf ya? Tü'til mülke men teşâ ve tenzi'ül mülk men teşâ. Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden söküp alırsın. Şimdi zengini kim zengin ediyor? Allah-u Teala. Fakiri kim fakir ediyor? Allah-u Teala. Peki zengin etmesi bir adamı hayrına mıdır? Değil, bu yola harcarsa. Fakir etmesi bir adamı efendim hayrına mıdır? Değil, ancak sabrederse. Sabretmezse fakirlik, hem dünyada fakirlik hem ahirette fakirliktir. Sabretmezse. Zengin de efendim şükretmezse, İslam'ı yaşamazsa, Allah yolunda infakta bulunmazsa o zaman ne olur? Onun da zararınadır. O zahiren fayda görünüyor. Ebedi ahirette zarara gidecek. Hal böyle olunca şimdi fakir razı gelecek. Mevla bana bu kadar ver. Çalışmakla kazanılsa en fazla hamallar zengin olması lazım. Canı çıkıyor zavallılara. Allah yardımcılar olsun. Amma ve lakin şimdi hamal da kalmadı belki de. Bilmiyorum da. Ha buralarda pazarlarda vardı eskiden. Niye biliyor musun? Millette para vardı, küfeyle alıyordu millet. Şimdi zaten adam bir çanta küçücük alıyor, onu da elden taşıyor. Herhalde öyle oluyor yani. Ben şimdi çıkaramıyorum bir şey. Berbat millet. Ne alacak? Bir şey yok, imkanı yok. 20-30 liraya pazara çıkıyor. Bir küfe dolduramaz ki. Demek ki Mevla beni fakir etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fakirliği tercih etti. El fakru fakri, fakirlikle benim seçimimdir. Ve nebi eftekiru, ben bununla iftihar ederim. Halbuki isteseydi bütün dağlar altın olup peşine akacaktı. Mekke'nin dağları kendilerine arz ettiler. Ya Resulallah, Rabbimiz bize emretti. İstiyorsan altın olalım, bir de peşinde gezeceğiz. Nerede istersen boz. Öyle kredi kartı yok o zaman. Dağ gezecek peşine. Ne yaptı? Ya Rabbi, bir gün doyayım, bir gün aç kalayım. Ecu'u yevmen ve eşbe'u yevma. Bir gün doyayım. Doyayım dediği ne? Doyayım dediği atla deve değil. Doyayım dediği çok böyle iki hurma, bir bardak süt falan. Bir kere getirdiler efendim sütle balı. Hem süt koymuşlar, hem bal koymuşlar. Yani helal mı? Helal tabi. Bana verin götürürüm. Ama şekerimi çıkarır, içemiyorum. Beni Allah zaten tam engellemiş böyle. Balı koyamıyorum, şunu yapamıyorum, bunu yapamıyorum. İyi iyi. Ahirette hesabımız olur. Şirbetani fi şirbetin. Ya dedi, iki içeceği bir şey koymuşsunuz. Ve idamani fi idam. İki katık bir katağa girmiş. Ne olacak? La hacete libima. Ben de almayayım dedi bunu. Niye? Ben bunu haram etmiyorum ha, sakın haram demeyin. Velakin yekrahul fakir bi fudulid dünya. Fazladır bu dünyada, fazla. Bir süt yeter mesela, bir de bal kat içine falan. Yani ince işler. Onun makamı öyle gider.
Böyle hesabı alâ zâlik, sonra bunun hesabından da dedi, uzak kalayım dedi. Bu kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Uhibbu tevazu ali rabbi fi cem'i ahval. Her halimde istiyorum Rabbime karşı alçak gönüllü olayım. Tevazulu olayım işte. Azgınlara benzemeyeyim. Peynemen tevazu ala rafaullah. Allah için alçaklık gösteren, Allah yükseltir. O böyle yaşadı. Onun hali böyleydi. İmam Busiri rahimehullah kaside-i mürtede ne diyor? وَرَامَدَتْهُ الْجِبَالُ الشُّمُّ مِنْ ذَهَبٍ عَنْ نَفْسِهِ فَأَرَاهَا اَيَّمَا شَمَمِ وَشَدَّ مِنْ سَغَبٍ أَحْشَاءَهُ وَطَوَى تَحْتَ الْحِجَارَةِ كَشْحًا مُتْرَفَ الْأَدَمِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ. Dağlar oradan altın olalım diye teklif getiriyorlar. O da harpte, hendekte, muharebede karnı o kadar acıkmış ki ağırlık hissetsin diye taş bağlıyor. Taş bağlayınca taş ağırlık veriyor, karnını tok hissettiriyor. Taş bağlıyor karnına. Ama dağlara da ne gösteriyor? Mürüvvet gösteriyor yani. Tevazu gösteriyor diyor. Allah'a karşı böyle olmak lazım. Ne yapayım ben? Tüm dünya altın olsa. Tabii Allah'ın yoluna harcar o. Ona şüphe yok ama yine ne yaptı? Sıkıntı çekti. Ehl-i Beyti için de istemedi. Allahümme ceal rızkı âli Muhammedin kûta. Ya Rabbi Muhammed'in ailesinin de rızkını diyor yetecek kadar ver, fazla verme. Onun böyle de duası var. Ehl-i Beyt de onun için hep böyle sıkıntılar kendisinden sonra çektiler. Evet. Radıyallahu anhü mecmai. Şimdi kanaat farz. Niye farz? Çünkü Allahu Teala'nın taksimi var. Sen inanıyorsan ki bana bunu Allah böldü, dağıttı, bana bunu düşürdü. İnanıyorsan bununla kanaat etmen lazım. Hırs yaptığın zaman ne oldu? Kendi çabanla Allah'ın kaderine karşı bir mücadeleye girişim oldu. Ha çalışma demiyoruz. Rızkını arama demiyoruz. Ama bazıları çatlıyorlar bu meselelerde. Çatlıyorlar. Beyinlerini yiyorlar. Düzenlerini bozuyorlar yani. Niye ki? Ben şunu niye kazanmadım? Niye şunu kaybettim? Şu şöyle oldu. Ya Allah'ın taksimi budur. Bu gerekmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ma dibani caihani ursila fi ghanemin. Yani iki aç kurdu bir sürü koyunun içine salsan o iki aç kurt o sürüye diyor hırs ve uzun kuruntuların bir adamın dinini bozması kadar o kurtlar o sürüyü bozamaz. Bir adamda hırs varsa bir de uzun emeller, şunu yapacağım, bunu yapacağım, hiç ölmeyecek hesapları. O adamın dinini bozarlar. Ne kadar bozarlar? İki aç kurdu, sürüye salsan o kadar bozamazlar. Çok zararlı. Ama tehlike hepimizde artıyor. Niye artıyor? Yaş ilerledikçe artıyor. Halbuki yaş ilerledikçe hırs azalması gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aksini beyan ediyor. Yeşibu ibn Adem ve yeşibu fi haslatan. Ademoğlunun yaşı ilerledikçe iki huyu gencelir. El hırsu ve tuğulleme. Bir hırs, bir de uzun beklentiler. Yaşlandıkça planı artar. Gençlerin pek planı az olur. Hele delikanlılık çağlarında plan hepten az olur. Bir yani hemen ölümüne desen gider. Yaşlı 40 tane hesap eder. Anladın mı? Onun için mesela hiçbir çocuk bile hiç düşünmez ki genç adam babamla uçağa binmeyeyim. Şu, efendim. Düşünmez. O yaşlılar onu hesap eder. İkimiz bir uçağa binmeyelim. Düşerse birimiz kalsın. Mal kime gidecek? Böyle hesap edenler varmış. Allah Allah. Bilmiyorum böyle de bir tedbir usulü hiç duymadım ama ne sökecek yani bu işte. Yaşlılarda plan daha artar. Ne gereği var? Yahu kimin önce öleceği belli değil ama ekseriye olmuş armut düşer dibine. Yani ekseriye. O hal öyle mi olunca yaşlı daha çok ibadete dönmesi lazım. Sahabe-i kiram 40 yaşından sonra ibadete ayrılırlardı. Bütün dünya işini bırakırlardı. O zamana kadar insan bir gelir temin eder. Ondan sonra ondan kanaat eder. Yer içer. 40'tan sonra. Nerede?
Efendim, o zaman yine de ibadeti artırmak lazım. Şimdi Allah Teala ne buyurdu? Estaizu billah. Nahnu kasemna beynehum ma'işetuhum fil hayatid dünya. Dünya hayatındaki geçimlerini, yiyeceklerini, içeceklerini biz taksim ettik. Ayet bu. Biz bölüştürdük. Peki. Ve rafa'na ba'dhum fevka ba'dhin derecat. Kimini kiminden zenginlik bakımından üstün kıldık. Kimini zengin ettik, kimini fakir ettik. Bunun hikmeti neydi? لِيَتَّقِدَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَّا. Kimi kimini çalıştırsın diye. Şimdi herkes aynı zenginlikte olsa, sen abena inekleri kim sağ demiş. Ne oldu? Ne fırın kalır, ne efendim çöpçü olur. Çöp, memleket çöp olur hep. Niye kimse çöpçülük yapmaz ki? Niye yapacağım? Eşitiz. Ne olacak? Herkes kapısının önüne atacak. Ondan sonra mikroptan herkes ölecek. E kimse yani düşük iş yapmaz. Kömür ocağına kim girecek? Kaç metre dibinde ne zor durumdalar yani ekmek parası için. Ama kimini zengin ediyorum, kimini fakir ediyorum. E ya Rabbi niye öyle ediyorsun? E benim hikmetim öyle. Ne olacak ama fakiri zenginden 500 sene evvel cennete sokacağım. O zaman zengin diye, hem de zengin hangi zengin? İbadetini tam yapan zengin. Bu fakir de tam sabrını ibadeti yapan fakir. Bu zenginden ne kadar önce girecek? Şimdi mesela sahabenin fakirleri, sahabenin zenginlerinden, yani Bilal fakir idi radıyallahu anh. Abdurrahman ibn Avf zengin idi. O sahabenin fakiri zengininden 500 sene önce girer. Ama biz yani bizim fakirler sahabeden önce girer demek değil. Anladın mı şimdi burayı? Herkes kendi cinsine göre tasnif olur. Kendi ayarındakiler içerisindeki. 500 sene önce cennete girmek ne demek biliyor musun? Orada bekleyen adam ne der biliyor musun? Ya keşke fakir olsaydım, bu ne kadar bekledik ya. Yani hele ona ne kadar imrenir adam. Ahiret fakirlerin devletinin, devlet kuşu başlarına konacağı gündür. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İttekidû indel fukara ahiyeden. Fakirlerin yanında eliniz olsun. Yardımınız, suyunuz mu? Neden? Şefaat hakları doğacak. Çünkü ahirette devlet kuşu fakirlerine konacak. Sabrederlerse el fukara'u subberu, sabırlı fakirler hüm cülesâullâhum el kıyam. Allah Teala özel meclis kuracak. Oraya öyle bürokrat, mürokrat, başvekil bilmem ne değil. Sabırlı fakirler alınacak. Aymış, kralmış öyle bakacak. Allah'ın özel meclisinin arkadaşları, meclis arkadaşları fakirler olur. Çok kıymetleri var. Çok değerleri var. Evet. Hal böyle olunca ben niye zengin ediyorum, fakir ediyorum? Zengin ettiğimi çok sevdiğimden değil. Fakir ettiğimi de, fakir ettiğime de kızdığımdan değil. Hadis-i kutsi'de ama bizim insanlar nasıl anlar? Ters anlar. Yani ayet-i kerimede buyurduğu üzere estaizu billah. Femmel insan, insana gelince idâ mebtelâhu rabbû fe ekremehu ve ne'amehu fe ekûlu rabbi ekremen. Ben ona nimet versem, ikram etsem, makam, mevki, mertebe, para, mal, mülk, o der ki ya Rabbim bana bak ne kadar ikramlar yaptı. Ne demek istiyor? E ben de hak ettim yani. Ben kazandım yani. Senin gibi cahillik yapmadım. Fakiri hor görüyor, kendini müstahak görüyor. وَاَمَّا اِذَا مُبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرْ عَلَى رِزْقَ. Ama Allah onu başka bir imtihanla, darlığa müptela etse فَيَقُولُ رَبِّي اَحَانَنْ. Bu sefer Rabbim beni imtihan ediyor demez. Ne der? Allah beni alçak etmiş zaten der. Halbuki Allah Teala bu ayetlerin tefsirinde hadis-i kutsi geçer. Hadis-i kutsi de ne buyuruyor? كَلَّا لَا اُكْرِمُ مَنْ اَكْرَمْتُ بِكَثْرَةِ الدُّنْيَا وَلَا اُه۪ينُ مَنْ اَهَنْتُ بِكُلَّتِهَا وَلَاكِنْ اُكْرِمُ مَنْ اَكْرَمْتُ بِطَاعَتِي وَاُه۪ينُ مَنْ اَهَنْتُ بِمَعْصِيَتِي. Ben ikram etmek istediğim adama, değer vermek istediğim adama fazla mal mülk vererek değer verdiğimi göstermem. Ben alçak etmek istediğim adamınla dünyalığını azaltarak ihanet etmem. Ben kime ibadetimi nasip ediyorsam ona ikram etmişimdir. Kime günah yaptırıyorsam onu alçak etmişim. Ölçü ne? İbadette olan ikrama mazhardır, isyanda olan Allah'ın hakaretine mazhardır.
Biz buna bakalım. Ölçüyü vermiş sana. Fakiri zenginden aşağı etmedi ki. Zengin zekat veriyor, ben veremiyorum. Fitre veriyor, ben veremiyorum. Fidye veriyor, ben veremiyorum. Hacca gidiyor, ben gidemiyorum. Ömreye gidiyor, ben gidemiyorum falan falan. Kurs yapıyor, ben yapamıyorum. Cami yapıyor, ben yapamıyorum. Yahu sen de otur, zikir yap. Fakirin zikri. Allah Teala. Bir Sübhanallah dese mizanı dolduruyor ya. Seni aşağı etmiyor ki. Öyle ibadetler koymuş ki Mevla. Fakirler, zenginler çoktan aşar. Kimse kimseden aşağı etmedi. Yanlış anlamanın lüzumu yok. Madem ki taksimatı Mevla yaptım buyuruyor. Ne diyor? Şair Efendi Hazretleri okurdu bunu. Rızka rıza nüktesi nehnu kasemnadadır. Kani olan kısmete çekmeye hiç ızdırap. Ne demek? Yani Allah'ın gönderdiği rızka razı olmadaki incelik nehnu kasemna, bu ayeti güzel anlamak lazım diyor. Zuhruf suresi 32. ayet. Niye? Biz taksim ettik. Bunu anlarsan ki taksim Allah yaptı. Daha ne yapmazsın? Bacak vurmazsın, çırpınmazsın. Allah'ın rızkına razı gelen diyor hiç ızdırap çekmesin diyor. Çekmez. Çeker mi? Öbürü uğraşır, uğraşır, uğraşır. Halbuki rızkı hangisi? Rızkı kazandıkları değil. Rızkı gayrimenkulleri değil. Rızkı arabaları değil. Rızkı elbiseleri değil. Rızkı mücevherleri değil. Rızk yediği. Rızık ancak yediği. O değişecek mi? O değişmeyecek. O yazılı. O zaman rızka razı olmayan canı çıkacak, çıkacak. Izdırap çekecek. Ne stresler, ne şeyler çek, döndü senet protesto oldu. Kalpten gidiyor ya. Değer mi sana kalpten gitmene ya? Kaç kişi böyle işi bozuluyor, ölüyor ya? Değer mi sana ya? Bila ilahe illallah demene değer mi ya? Ebedi cennet var, bu ne ya? Biraz sabır. Sen anlasan hanıma nasıl anlatacaksın? Der ki bana öyle ayet mayet okuma bakalım. Parayı getir. Hanım öyle der. Çocuklar hele. Hiç. Baba şu lazım, bu lazım. Oğlum ayet var, Allah göndermedi işte. Taksimat ondan geliyor falan. Aha sen yiyorsun yiyorsun bize vermiyorsun. Bu zamanda kimseye laf anlatmak zor. Hele bir koca kafalı nefsimize bir anlatalım. Kalın kafa var bir nefis bizde. Ondan sonra herkes anlar. Kendimize anlatamadık ki. Kimse. Evet. Öbür türlü yorulursun, yorulursun, yorulursun. Şunu kazanayım, şunu kazanayım, şunu kazanayım. Ya, çalış ama yorulma be kardeşim. İbadeti bırakma. Ondan sonra farzı kaçırıyor, namazı kaçırıyor, cemaati kaçırıyor. Ne gereği var bir cemaati kaçırmaya değer mi? Cemaatle namaz. Bundan dolayı hadisi kutsi, ne hadisi kutsi? Abdi, ey benim kulum, türidü ve üridü. Sen bir şey kazanmak istiyorsun, ben de sana kazandırmamak istiyorum. Mesela. Fein razıite bimâ türidü, kefeytüke mâ türidü. Sen desen ki ya Rabbi, sen ne istiyorsan ona razıyım diye. Razı gelsen, ben senin istediğine kâfi gelirim, onu sana gönderirim. Ve illem terza bimâ üridü. اَتْعَبْتُكُ فِي مَا تُرِيدُ ثُمَّ لَا اَكُونُ اِلَّا مَا اُرِيدُ. Yok ben razı değilim, çabalayacağım, çalışacağım, gayret edeceğim, zorlayacağım. Efendim, çalış 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 çalış. Seni diyor o ulaşmak istediğin işi elde etme yolunda yorarım, yorarım, yorarım. Sonra yine benim istediğim olur. Boşuna gitti ya çabalaman. Onun için ne diyor? Rızka rıza nüktesi nehnu kasemnadadır. Kani olan kısmete çekmeye hiç ızdırap. Ne ızdırap çekecek ki? Bitti. Şimdi bir hadis-i şerif rivayeti var burada. Abdullah Salih Efendi Hazretleri bu. Ben ondan tercüme yaptım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnne li kulli abdin rizkan minallah. Her kulun Allah katında rızkı var mı yazılı? Hüve yeti ona gelecek mi? Gelecek. La mehalete. Ne demek? Çare yok. Adamı bağlarlar, ağzını açarlar, dökerler yani. Eğer rızıksa. Eğer rızıksa. Öyle anneler çok yapıyor. Acıyorlar çocukların ağzından, boşaltıyorlar. Bağırta bağırta falan. Çocuğun rızkı, yemeyeceğim diyor. Nasıl yemeyeceksin? Gel eve yemeyeceksin. Mevla yazdıysa, onu yetirecek. İmkanı yok yememenin. Nereden gelecek? Efendim,
Ya Allah Allah. Afrika'dan bir meyve aldın, geldin burada havaalanında biri yedi ya. Adamın haberi yok, geziyor orada ya. Ama oradan Afrika'da yazılmış ki bunu felanca yiyecek. Türkiye'de felanca adam. Ya bu adam Afrika'ya gidemez. Afrika'dan bu nasıl gelip bilmem ne bilmem. Alırsın koyarsın cebine, bir de baktın bir adam rastladı, verdin ona. Niye? Yazılı. Kaçıramaz. Eceli gibi. Femen razıye, o zaman kim razı gelir? Allah'ım ben razıyım, sen ne gönderdiysen tamam. Ben de konuşuyorum ama başıma gelince ben de Helim Ağa'nın merkebi gibi boğuluyorum yani. Bu işler vaazla olmuyor, konuşmakla olmuyor. Bu bir hal meselesi, zevk meselesi. Yaşamakla oluyor. Allah içimize bu zevki tattırsın. Amin. Amin yani. Ben de bundan muzdarım, muzdaribim yani. Bu konuşup da bunu kalben tadamazsam yazık bana ya. İki de bir darlık. Ne yapacağız ya? Allah Allah. Ecelin açlıktan ölmesi de öleceğiz ama çok bu zamanda masraf çok arttı yani. Allah'ın hikmeti ya, millet bir doğal gazla beraber kaç pazar parasından fazla. Ya bir doğal gaz parasından adam 3 ay pazara çıkar ya. Bu nedir ya? Bu nedir bu? Yine zam ya. Allah Allah. E mecbur bu adam neyle ısınacak? Kömür yaksa zehirleniyor ya. Öbür türlü donacak, ölecek yani. Neyle ısınacak bu adam ya? Şaşırdım kaldım bu iş. Allah ne bereketsizlik verdi ya. İslam'ı yaşamazsan bereket kalmaz. Namaz yok, abdest yok, cemaat yok, zikir yok, şükür yok, bir şey yok. Herkes başka bir şey peşinde. Hava atma peşinde birbirine. Böyle bir bereketsiz zamana geldi. Bu da 28 Şubat'tan sonra çok zuhur etti. Yani ben 28 Şubat'tan sonrasıyla öncesini tamamen birbirinden ayıracak kadar fark ettim yani. Birden bereket yeryüzünden kalktı gitti yani. Neler yaptılarsa ne gavurluklar bilmiyoruz ki. Yani İslam'a, Müslüman'a bu kadar zarar. Allah da Müslümanların hürmetine veriyor bu bereketi yani. Ondan sonra Mevla kaldırdı. Afetler üstüne üstüne, afetler üstüne üstüne. Olmaz ki ya. Herkes haddini bilsin. Kim razı gelirse burike lufi. Ona diyor verilen rızıkta bereket verilir. Bereket başka bir şey. Çok kazanırsın bereketin olmaz, az kazanırsın mübarek olur. Mübarek ne demek zaten mübarek? Bereketli demek. Yani ne diyeyim sana? Benim babaannem Allah rahmet eylesin yarım kilo kıymayla yaptığı kaç çeşit, ona biraz katar, ona biraz katar yemek, şimdi bir dana kesin kurbanda o bereketi bulamazsın evde yani. Niye böyle oluyor? Kanaat yok. Rıza yok. İtiraz var. Daha fazlasına tamah var. Hırs var. Mevla bereket. Rıza olmayınca bereket olmaz. Bak diyor, razı gelirsen yarım kilo kıymayı sana ne kadar yetiririm. Bereket veririm. Ve vesse'ûlû, geniş ederim. Yani adam 40 metre evde geniş. Ya, ibadet huzuru var adam. Kalkıyor bir teheccüd kılıyor, bir zikir yapıyor. Ferah. Elem neşrâleke sadrak. 10 kere okuyor tamam. Allah açıyor. Öbürü 400 metre ev. Nereye gidecek ya? Bunu aldım ya. Nereye gideceksin ya? Evin her tarafında bir şey kuruyor. Bir yere kahve aç, bir yere şey aç. Kulüp aç, her odaya git. Ne yapayım ya? 500 kanal var bilmem ne kadar. Uydudan 1500. Yetmiyor herife ya. Darlanıyorum diyor ya. Hiç de kafama göre bir program yok. Namazını kıldın mı? Yok. Abdest aldın mı? Yok. Nasıl huzurun olacak? Ne Allah'tan haberim var, ne rızam var, bir şey yok. Ya razı gel Allah'a, şu İslam'ı yaşamaya bak, genişliği göreceksiniz. Vallahi bizim öyle ihvan kardeşler var, evinde televizyon da yok. Hiçbir şey seyretmiyor, gazetede eve girdiği yok. Gece erkenden yatar, 10 dediğimi yatağa kon, 3 dediğimi yataktan uç. Kalkar teheccüdüne, zikrine, tarikatlerine. Adamda bir huzur var, bir huzur var. Amerika Başbakanı hiç. Evi 50 metreye, 60 metre, gariban. İmreniyorum ya. Elleri öpülesi adamlar var ya. Allah nazardan muhafaza etsin. Yok değil yani, böyle mübarek insanlar var. Ve men lem yerda lehu, kim Allah'ın kaderine razı gelmez, kanaat etmez. Lem yumarek lehu fi, ona verilen rızık ne kadar çok da olsa bereketi verilmez. Bereketi verilmeyince de yetmez.
Adam 600 bin lirayla geçiniyor, 400 bin lirayla geçiniyor, öbürü 30 milyarla geçinemiyor. Geçinemiyor! Bu nedir? Bu bereketsizliktir. وَلَا يُوَسِّعُهُ لَهُ Allah ona genişlik vermez. Ama onun için genişlik, kuşluk namazı. Kuşluk namazına devam etse rızkı geniş olur. Sabah namazın sünnetini evde kılsa, cemaate öyle çıksa rızkı geniş olur. Sünnetle farz arası Sübhanallah ve hamdi Sübhanallah ve azam estağfirullah ile 100 kere okusa o kaçar dünya peşine koşar. Duaların kitabında var. Allahümme inneke te'alemu sirri ve alaniyeti. Bu dua tavaftan sonra okunuyor. Duaların kitabında da var. Kim ona devam eder? O dünyadan kaçsam dünya onun peşine koşar. Öyle rızık bolluğu. Yani kanaat, dua, zikir. Böyle olmak lazım. Öbür türlü yetişilmez ya. Kime yetişeceksin hırslan ya? Efendim şunun şu kadar milyarlık jipi var, aldı. Bir üstü çıktı. Ya onu bir görüyor, aa bu altta kaldı. Bu bir baş olmaz ki. Bir milyar doların olsa herifin 3 milyar doları var. Ne yapacağız şimdi? Yani kanaat el kanaatu kenzun la yefna. Kanaat bitmez tükenmez bir hazinedir. Kanaat bitmez. Para biter. Bütün dünyanın hazineleri biter. Kanaat bitmez. Bu çok önemli bir şey. Ama ve lakin tabii insan da belini ayakta tutacak kadar yiyecek. Çoluk çocuğu yedirecek. Başına bir yuvaya sokacak. Bunlar müstesnadır. Yiyecek, içecek, eve de yerleşecek. Bunlardan sonra da hırs yapmayacak. Bunu anlatıyordum size ya. Paşanın birine Osmanlı zamanında fakir gelmiş. Ondan sonra bir şey istiyor. Paşa da içeriden hadis biliyor ya o zamanki paşalar, hoca. El kanaatü kenzün la yefna dedi. Biliyor musun? Kanaat bitmez hazinedir diyor ona oradan. Ona köşk yetmiyor. Bu adam çulsuz zaten. Ona kanaat hadisi okuyor. Fakir de, dilenci de hoca. O da dedi badelekli ve şürbü ve sükna. Ne dedi ona? Yiyeceğin olacak, içeceğin olacak, bir de evin olacak. Ondan sonra kanaat bitmez hazinedir dedi ya. Yani hepten de milleti şeye, duvara tırmandırmayalım. Tabii ki. Meşru, zaruri ihtiyaçlar, istekler, çoluk çocuk bunlar hacetler görülecek. Kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyurmuş bak ne buyurmuş. Allahümme men ehabbeni ferzukul kifaf. Ya Rabbi beni kim seviyorsa ona yetecek kadar rızık ver. Zenginlik verme diyor. Beni kim seviyorsa ona yetecek kadar rızık ver. Sahabeden birisi geldi. Ya Rasulallah inni uhibbuk. Ben seni çok seviyorum. Seviyor musun? Seviyorum. Samimi mi? Doğru. Çok seviyorum. Fe'idde lil fakri ticfafa. O zaman hazırlan dedi, çok fakir kalacaksın. Niye dedi? Beni sevenlere fakirlik dedi, senin yatağına gitmesinden hızlı gider dedi. Ve men ebgazani, ya Rabbi kim bana kızıyorsa, kim beni sevmiyorsa, yani gavursa, Resulullah'ı sevmek iman, sevmemek gavurluk. Fe ekzir malev ve velede, oğlunu da çocuğunu da çoğalt, malını da çoğalt. Niye? Belasını çoğalt. Mal evlat ne? وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ fitne. Mallar çocuklar fitnedirler. Fitne ne demek? İmtihan. Çocuklar. اَوْلَادُنَا فِتْنَةٌ اِنْ عَاشُوا فَتَنُونَا وَاِمَّا تُحْزَنُونَ Öyle bir musibet gidiyor çocuk. Ölse üzülürüz, yaşasa belayı buluruz. Devamlı uğraşacağım. Ha. İslam'ı yaşarsa çocuk babasına bela olmaz, babası çocuğa bela olmaz. İslam'ı yaşamayan ailede herkes birbirinin başına beladır. Ve cealnâ bâzakum li bâzın fitne. Ben sizi birbirinize fitne yaptım diyor Allah. Karı kocaya, koca kadın, alim cahile, cahil alim, sağlıklı hastaya, hasta sağlık. Herkes birbirine şey, o niye sağlıklı, ben niye bu kadar hastayım? Oradan bir fitneleniyor. O zengin, ben niye fakirim? Oradan fitneleniyor. Herkes birbirini günaha sokuyor. Fitneleniyor'un manası ne demek? Günaha sokuyor. Ama İslam yaşansa bu bela olmaz. Hey gidi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kâlallahu teâlâ fî bâzı kütübü. Allah-u Teâlâ'nın biliyorsunuz 104 kitabı var. Bu kitapların birinde şöyle buyuruyor.
Yebne Adem, ey Adem oğlu, levkânetid dünya kullu alek, bütün dünya senin olsa. Oldu mu? İki gavura nasip oldu, iki de Müslümana nasip oldu. İki gavurun biri buhtüne sardır, Kudüs'ü yakıp yıkan. Biri de kimdir? Nemrut İbni Kenan. Firavun Mısır bölgesindeydi. Nemrut bütün dünyanın kralıydı. İki Müslüman, birisi Süleyman Aleyhisselam, birisi Zülkarneyn Aleyhisselam, beşincisi Hazreti Mehdi olacak inşallah. Şimdi bütün dünya diyelim ki kimin? Nemrut'un. Lem yekun leke mina illel kut. Bu dünyadan diyor nasibin ancak yediğin içtiğindir. Geri kalan dağ orada duruyor. Deniz orada duruyor. Gök orada duruyor. Yer burada duruyor. Sana fayda veren, içine giren bir şey var mı? Senin belini ayakta tutacak nedir? Yediğin içtiğindir. Onun için hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yekulü ibn-i Adem'e mali, mali. Adem oğlu diyor devamlı malım, 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 malım düşer. Malını koruma, malının peşine. Halbuki veleyse lehu min mali. Malından onun nasibi nedir? İlla ma veleyse leke min mali. İlla ma ekelte fefneyte evlebiste feebleyte ev tesaddakte feemdayte. Ne demek? Sana dünyadan kalacak üç şey. Ya yedin, tükettin. Ya giydin, eskittin. Bu da insanı sıcaktan, soğuktan koruyor. Bu da faydalı. Ya da sadaka verdin, ahiret hesabına geçirdin. O da senin. Hem o nasıl senin biliyor musun? Fani parayı ebedi yaptın. Bitecek parayı baki yaptın. Sen ne akıllı adamsın ya. Bundan başka malından diyor nasibin yok. Geri kalan araba kalır, uçak kalır, gemi kalır, takıların kalır, saatlerin kalır, cep telefonundan kalır, ayakkabıların, elbiselerin. Adam öldü. Hepsi ne oldu? Nasıl boş bir şey ya? Ama oyalanıyor, oyalanıyor, oyalanıyor. İnsan ne kadar oyalıyor ya. Dünyanın tümü senin olsa, senin hakkın yediğindir. فَاَنَا اُوْضِيكَ مِنَ الْقُوتِ Ben zaten sana yediğini yazdım, göndereceğim. Telaş etme. وَمَا مِنْ دَابَّذِ فِي الْاَرْضِ اللّٰهِ لِلّٰهِ رِزْقُهَا Böceklerin rızkı da bana ait ya. Yani. Balıkların rızkı da bana ait. Onları unutmuyorum, seni mi unutacağım? Koca adamsın. وَجَعَلْتُ حِسَابَ عَلَى غَيْرِكَ Bak şimdi diyor, sen bana razı ol. Ben ne yapacağım? Sana rızkını göndereceğim, göndereceğim. Hesabını da başkasına soracağım diyor. Yani nasıl göndereceksin? Hiç sorumluluksuz. Mesuliyetsiz gönderirim sana. Yaptı böyle. فَنِيْلَكَ مُحْسِنْ Ben sana iyilik ediyorum, sen anlamıyorsun. Sen benim ibadetimle meşgul ol. Ne buyuruyor hadis-i şerif? Hadis-i kutsi. Çok hadis-i kutsi geçti bugün. Ne hikmettir ya. Mevla konuşuyor devamlı. Rabbimiz. Ne buyuruyor? يَبْنَا آدَمْ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي اَمْلَ يَدَيْكَ غِنَنْ وَاَسُدَّ فَقْرَكْ Sen kendini bana kulluğa ayır, ben ellerini, gözünü zenginlikle dolduracağım, fakirliğini gidereceğim. Ama sen benim ibadetlerimi, farzlarımı, vaciplerimi terk edip de geçineyim derdine düşersen gözünü fakirlikle dolduracağım. Elinde ne kadar para olsa sen yine açsın. Açıksın. Şimdi buradan yanlış anlamamak için ne lazım meselede? Yani çalışma, otur aşağı, yat, Allah seni yedirir. Bu büyük evliyaullah'ın makamıdır. O da bozuk bir şey değil ama bizi aşar. Biz sebepler alemindeyiz. Sebeplere sarılmakla kellebiz. Beş vakit namazını, farzını, vacibini yapan, sünnetine riayet eden adamın dünyaya çalıştığı da hepsi nedir? Hepsi ibadettir. Ve günahlarına kefarettir. Ben size hadis okuyorum. İnne mine zünubi zünuben la yukefiruha illel hem fi talebil maiş. İnsanların öyle günahları olur ki hiçbir ibadet onu sildiremiyor. Ancak geçim derdinde sıkıntı çekip de çalışıp kazanma derdine düşmesi o günahları o eritiyor. Ama farzları, vacipleri yerine getirenler hakkında da. Geri kalan küllün hasardadır. Onun baştan sona zarardadır o. Onun için bu çalışmayın manasına ama evliyaullah başka. Abdülkadir Geylani radıyallahu anh gitmiş çöle senelerce kılıyor, 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 kılıyor ibadet. Ne yiyor, ne içiyor? Allah gönderiyor. Sen onu anlayabilir misin? Anlayamazsın.
Hatta adam biri getirdi, o istemeden önüne rızık şeyleri, yiyecekleri koydu. Hiç istemedi, bir şey yok. Manevi gelmiş, yine yemiyor. Niye? Zorla yedirirseler diye bekliyor. Çünkü Allah ile anlaşmış, ya Rabbi beni sen zorla yedirmeden ben yemeyeceğim falan. Bunlar ince işler. Biz bir gün camide otururuz, bir gün iki gün içerisinde hemen bakınırız oraya buraya, getiren yok mu götüren. Ulan ne biçim Müslümansınız be? İki gündür burada namaz kılıyorum da biriniz aç mısınız, susuz musunuz? Soran da yok be. Hemen dalarız adama yani. Mübarek git çalış bari de, milletin de günahına girme der şimdi. İki gün abdestin tutmuyor. Adama ne dalıyorsun? Adam sana bakmakla mükellef mi ya? He? Ama şimdi hocanın, hacının da o makamlarda nasibi yok. Öbürünü nereden olacak? Ne yaptı İbrahim İbni Edem adama? Camide ibadet yapıyor. O da diyor ki, yahu dedi bir gün iki gündür seni hep burada görüyorum diyor. Ta o zaman ya. 1200-1300 sene evvel. E sen dedi burada bekleme abi, millet seni yedireceğini. Öyle mi zannediyorsun falan? İbrahim Edem'e laf atıyor ya. Sen nesin ya evliyaullah? Bilmiyor ki. Gidiyor geliyor. Yahu dedi, ne demek istiyorsun? Ya demek istiyorum ki dedi, çıksan geçimini temin etsen, yesen öyle ibadete gelsen daha iyi olur. Ya sana ne dedi pazı, yemek mi istiyorum senden? Yok. E ne olacak dedi burada? Ya dedi şurada Yahudi var komşu dedi, caminin yanında. İki pide her gün söz verdi bana dedi. Ha o zaman dedi tamam, sen ibadete devam et. Ya dedi sen nasıl hocasın ya? Sen de Allah'la kulların arasına geçeceğine dedi, bıraksan şu imamlığı daha iyi edersin dedi ya. Niye? Ya Allah rızka söz veriyor. Ayet var, hadis var, ona güvenmiyorsun, Yahudi iki pide söz verdi deyince, ha tamam diyorsun ya. Yani kıttır, kıt. İmanlar bu noktada kıttır. Onun için biz şimdi o denemelere kalkacak mahiyette bir iman makamına sahip değiliz. Bize diyorlar ki helalından sebeplerine sarılmak suretiyle çalışmak da ibadettir. Ama farzlar, vacipler terk edilirse bu masiyettir. O zaman günah olur. Adam bana fetva soruyor. Bir vakit namazı bile kazaya bırakma tehlikesi. Çalıştığım yerde mümkün değil. Şöyle değil, böyle değil. Öğlende çıkıyorum. Hadi o arada bir tatil kıldım da. İkindim illa eve gidince. Akşam olduktan sonra kaza. Biz o adama diyebiliyor muyuz? Fetva bulabiliyor muyuz kitaplarda? Dört mezhepte bir fetva var mı ki? O adam başka işte bulamaz ihtimaliyle. Bu zamanda iş bulmak zor diye, sen kal o işte diye veya orada yüklü maaş var diye diyebilir miyiz? Bir vakit namaz kılınamıyor, kazaya kalıyorsa küllün haram olur. Biz onu diyemeyiz. Mesele bu. Ama farzları, vacipleri yerine getirmek şartıyla çalışılanda da ibadet olur inşallah. Çünkü dava nedir? Yemesem içmesem namaz kılacak gücüm de kalmaz. Borçlu olurum, hacizler gelir, sokağa atarlar beni. Çoluk çocuğum rezil perişan olur, hanımım sefil olur. Buradan biraz namussuzluk olur yani, karıyı çoluk çocuğu dök sokağa. Onun için Allah rızası için çalışıyorum ki bunları da mağdur etmeyin. Bu niyetle olursa, niyetlerinizi düzgün yapın. Niye çalışıyorsun? Efendim baksana komşu daire aldı ben alamadım. Böyle niyet olur mu? Komşu ayakkabı aldı ben alamadım, öbürü araba aldı ben alamadım. Daha fazla çalışmam lazım. Bunlar fasit niyetleri. Meşru şekilde belimizi ayakta tutacağız. İbadetlerimizi yapmak için. Çünkü tabii ki yemeden içmeden de ne oruç tutulur, ne namaz kılınır, ne kafa kalmaz, hafıza bozulur. Et bile yemesen 40 gün hafıza bozulur. Ama 40 gün sıralı et yesen ahlak bozulur. 40 gün sıralı et yesen hayvanlaşırsın diyor. 40 gün hiç et yemesen de diyor akılsızlaşırsın diyor. Kitap böyle. Yani her şey ölçülü. Ne çok ne az. Ama insan biraz mesela et yemek zorundadır. İnsan vücudunun buna, beynin buna ihtiyacı vardır. Sebzelerden, meyvelerden farklı farklı yemelerde ihtiyaçlar vardır, vitaminler vardır. Mikroplara karşı direniş vardır. Bağışıklık sistemi bunlarla güçleniyor. Ama ne var? Kendini hasta edecek kadar yemeyeceksin. Böyle kaymaklar, pastırmalar bir kilo. Ondan sonra kolesterol çıktı 300'e. Her taraf tıkandı damarlar. Bu şimdi sağlık için değil ki bu. Kendini öldürüyorsun. Bu böyle değil. Ama insan zaruret kadar ölçülü, günde iki öğün, iki tabak,
Yani iki çeşit yani. İki tabak derken sen böyle tabaklarınız var sizin. Ben biliyorum öyle. Leğen gibi. Öyle yok. Şimdi normal. Sen yer. İnşallah Rabbim hepsini şifa eder. Hepsini ibadete kuvvet eder. Hepsini besmeleyle, hamd ile yiyip içmeyi nasip eder. Gafletten muhafaza eder. Bütün mesele o. Yoksa vereni tanıma, adını anma, şükrünü yapma. Kurulsun sofralar, kalksın. Bu kadar senedir efendim bu kadar yemek, millet toplaşır başlarına, değirmen boğaz devamlı öğütür. Bir kere de kim verdi sormazsa bu nasıl olacak ya? Bir de teşekkür. Hanım çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Bu nasıl yemekler yaptın ya? Kimisi de korkudan söylüyor. Yemen tuzlu olmuş bilmem ne kafasına geçirir. Onun o şey riyakar. Onu boş ver. Ya tamam hanıma teşekkür et de bir de Allah'a şükret ya. Hanımı da yaradan o, yemeği de yaradan o. İnni vel insa vel cin fi nebeyn azim. Benim insanlarla cinlerle büyük hesaplaşmam var Allah buyuruyor. Bu da hadisi kutsidir. Bugün de böyle gitti hep. Ben insanlarla cinlerle büyük hesaplaşmaya gireceğim. Ne soracağım? Ahluku ve yu'bedu gayri ve ahzuku ve yüşkeru gayri. Ben yaratacağım, benden başkalarına tapılacak. Ben rızıklandıracağım, benden başkalarına şükredilecek. Ben bunu yedirmem Allah buyuruyor. Ben bunun hesabını bırakmam adamda. Ben bunun hesabını bırakmam. Ya ye iç afiyet olsun bir şey demiyorlar. Ya Bismillah de ya. Allah'ın adına sonunda Elhamdülillah de. Bir de yediğin içtiğine sevap yazılıyor. Lokmana sevap yazılıyor. Hanımından cinsel birleştin cennette köşk yapılıyor. Yani zevklerini Allah eksik etmiyor, mahrum etmiyor. Yeter ki diyor, besmeleli benim adımı an, benim nimetim olduğunu takdir et, bana şükret. Bütün yaptığın keyifler sevap olsun. Ama bu kadar da Allah'a karşı yani ihmal, bu kadar unutmak. Kimi unutsan bu kadar sana ne yapmaz? Hiç adamın sende hakkı yok. Hemen gelip sana efendim, laf sokar ya. Hiç aramıyorsun şudur budur. Senin bende ne hakkın var ya? Yani Rabbim bu bütün hakların sahibi. Bir de en büyük tehlike ne biliyor musun? Allah bizi ondan korusun. Efendi Hazretleri buyurdu ki iki pazar var bizde. Biri kalp pazarı, biri dil pazarı. Dil başka konuşuyor, kalp başka düşünüyor. Yani elhamdülillah diyor dilden, alışkanlık yapmış. Kalp de hiç Allah'ım ne iyilikler yaptın, hamdolsun düşünmüyor ya. O belayı ne yapacağız şimdi? Bu Müslümanların çoğu da bunları sabitlemiş. Yani klişe haline getirmiş, otomatiğe bağlamış. Bunlarda da huzuru kalp yok. Bunlarda derken ben de içindeyim yani. Ne demek? Ya namaza başlıyor, bitiriyor, bir kere Allah'ı düşünmüyor ya. Bu da ayrı bir dert. En büyük derdi o. Onun da tarikat çözer işte. Zikre devam, devam, devam. İşte kalbe yükleme yapacaksın. Yükleme, yükleme program yükleyeceksin yani ki kalp de işi otomatiğe alsın, artık zikre takılsın. Ondan sonra gaflet gelemezsin yani. Artık o adam gülse de, konuşsa da, yese de, içse de devamlı kalp zikirde devam edebiliyor. Hiç gaflet etmiyor ama öbür türlü efendim zikir çok yapılıp da kalbe yerleştirilmezse dildeki ne olur? Köpük gibi olur. Çoğu kere de unutulur. Söylense de huzursuz olur. Tamam olmaz. La salate temmet. İlla bil huzur. Huzur ve huşu olmadan, kimin huzurunda durduğunu düşünmeden ne namaz tamam olur, ne zikir tamam olur. Ne kadar derdimiz var. Ne kadar işimiz var, ne kadar vazifemiz var. Hem dünyayı kazanacağız helalından, haram sokmayacağız. Hem ahireti kazanacağız. Hepsi de burada. Bu sayılı günlerde, bu nefeslerde, bu gecelerde, bu günlerde, bu saatlerde. Kazanan burada kazanıyor, kaybeden burada kaybediyor. Şimdi eğlenmeye vakit var mı? Şimdi fuzuli işe lüzum var mı? Bir iş yap ki ya dünyana yarasın, ya ahiretine yarasın. Aksi takdiri Allah seni sevmiyor, yüz çeviriyor. Boşta mala yani de geçer, yaşayan kullarımdan yüz çeviririm Allah buyuruyor. Şimdi bu dersler bizi ikaz ediyor, uyarıyor. Bu abdestle bayağı namaz kılarız inşallah. Bu benzinle bayağı yol gideriz inşallah. Bu sohbetler bizi ikide bir teşvik ediyor. Allah Teala Hazretlerine sığındık. Allah'ım amele muvaffak eyle. Amin. Şimdi efendim kardeşlerimiz hemen dua yapıyoruz. Dua sizin alacağınızdır. Alacağınızı almadan giden enayidir.
ayaklanmanın bir lüzumu yok. Herkes 5 dakika içinde dağılıyor. Yani burada bir saat kalan, izdihama kalan olmaz. 5 dakika içinde herkes dağılacak inşallah. Duamızı yapalım. E şimdi ölsek ne olacaktı? Bu gece mezarda olsak 5 dakikada Allah'ın yanında yolunda duralım. Ne var? Cennet bahçesinde oturuyoruz. Cehenneme mi düştük? Ne oluyor? Onun için biz de uzatmamaya çalışıyoruz. Çünkü hakikaten uzatmamakta da ne var? Teşvik var. Şimdi Deccal sohbeti çıktı. Bunu ilan ettik. Size tekrar gösteriyoruz. Bu 7 tane sohbettir. Hepsi burada yapılmış. 9 saattir. Bu herhalde görüntülüdür. Bu da sırf sestir. Bunlar arabalarda da oluyor. Bu ikisini de beraber hazırlamışlardır. Burada efendim neler var? Deccal yaşıyor mu? Yaşıyor. Nerede yaşıyor? Şu anda sağ. Çıkış yeri. Nerede çıkacak? Korunma yolları. Şimdi çıktı. Ne yapacağız? Deccal'ın özellikleri. Yani mesela burada niye böyle yazıyor KFR? Anında bu harfler yazacak. KFR. Bu iki an. Herkes okuyacak. Herkes. Bu böyle. Ondan sonra efendim nasıl çıkacak çıkış şekli? Uyanların durumu ne olacak? Deccal'ın anlatılmasını kim emrediyor bize? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. 5 vakit namazda kendi sığınıyor ve bize emrediyor çocuklarınıza mutlaka Deccal fitnesini öğretin. Dünya kurulduğundan kıyamete kadar bundan büyük bir fitne daha çıkmış değil Resulullah buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra böylece inşallah daha çok konular var. 9 saat. Yani 9 saat sohbet hiçbir şey değil. Bir CD fiyatına efendim öyle 5-4-5 şey değil. Bunları niye böyle yapıyoruz? Hep sizi düşünüyoruz ki yani 20 lira, 25 liralar zor. 10 lira bile zor bu zamanda. Veremiyor adam. 10 lirayla pazar yapıyor ya. Gariptir insanlar. Ama bu işlerin de yürümesi lazım. Bu hizmet nasıl yürüyecek? Bunlar çoğalsın, basılsın. Dağıtalım inşallah. İnsanlar dinlesinler inşallah. Sizi de Allah, neslinizi de kıyamete kadar Deccal'dan muhafaza eylesin. Amin. Siz Resulullah'ın sünnetini duyurun. Şimdi Deccal inkar ediliyor. İlahiyatçı hocalar inkar ediyor. Deccal televizyondur, internettir bilmem diye teviller yaparak Deccal'ı Resulullah'ın buyurduğu bütün hadisleri inkar ediyorlar. Deccal'ın eşeğinin iki kulağının arası ne kadar? He? 40 arş. Adam şimdi bu olur mu ya? Ne olacak o zaman? İnkar ediyor. Ya bu özel bir durum be kardeşim ya. Özel bir durum ya. Allah bunu yaratacağım diyor. Hadis sahih. Ya sen niye aklına mantığına vuruyorsun? Akla bakarsan cennet nerede, cehennem nerede, Allah nerede, melek nerede? Kardeşim gavur olmak lazım ya. Bu din akılla değil, gayba imanladır. Hadis sahihtir. Milleti imansız edecekler ya. Kardeşim buyuruyor mu böyle? Buyuruyor. Bitti. Sana bunun şeklini araştırmak gerekir mi? Gerekmez. Çöz bunu dediler sana. Demediler. İnan buna dediler. Sahabe hep bunlara inandı ya. İki denizin birleştiği yerden anlatıyoruz. Tatlı su tuzluya geçmiyor. Tuzlu su tatlıya geçmiyor. Su suyun yanında bitişik. Arada ne var? Kudretten perde var diyor. Sahabe bunlara hep inandı. Daha yakında bunları buluyorlar. Yeni yeni buluyorlar. Ama o zaman adamlar hiç böyle şey olur mu dedi miler ya? Bunlar da olacak. Bak şimdi hiç bu işler bilinmiyordu. Herkes bunu düşünüp duruyordu. Ne çıkıyor şimdi? Klonlama. Nasıl oluyormuş o kullanma? Öyle gudubet, antika bir şeyler çıkacakmış ki kulağa bir metre, yarım metre söylüyorlar şimdi. Hayvanlarda böyle şeyler olacak. O kendileri klonlayarak da. Bak şimdi başladı. Bak. E şimdi anormallikler başladı, süreç başlatılıyor. Yeni daha dünyada bunlar yeni başladı. Efendim ondan sonra istediği şekilde bilmem ne bilmem. E ben bunu da budur demiyorum ha. Yani aklının ermediği işler oluyor artık. Demek daha neler çıkacak? Sen onu bilmezsin Mevla nereden çıkaracak? İnanacaksın. Onun için siz hadislerin inkar edildiği bir zamanda bu Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem en büyük tembihidir. Her peygamber ümmetini Deccal'dan sakındırmıştır. Her peygamber. Ümmetin bunu anlatın. Çocuklarınıza medresede ezberletin. Hadis-i şerif böyle emrediyor İbn-i Mace hadisinde. Onun için sizin vazifenizdir. Bütün çoluk çocuk bu şuurla yetişmelidir. Bu tevilci ilahiyatçılara kanmamalıdır. Yüzlerce binlerce mütevatir hadis devre dışı kalmamalıdır. Bizim zamanımızda bu İslam, bu hadisler devam etmelidir.
Ve bu fitneler geldiğinde neslimiz kalırsa uyanık bulunmalıdır. Deccala inanmamalıdır. Ama bu millet böyle boşta kalırsa, şimdi deccal çıksa ne olur? Ya bu millet nasıl olur? Hemen aldanırlar ona. Neler yapacak? E dinle de bak, neler yapacağını bir dinle. Onun yapacağı o harikulade hokkabazlıkları gören bu milletten kaç kişi Müslüman kalır? Tehlike çok büyük. Ama sen yetişemezsin. Çoluk çocuğun geliyor işte. Bunlar yaklaştı yani. E biz bu şuurları aktaralım. En büyük ilim aktarma yoluyladır. 13'ündür ki inşallah bu CD'den çok istifade edersiniz. Başta sünnete niyet edin. Efendimizin sünnetini diri tutmaya niyet edin. İnkarcılara karşı ispata niyet edin. Ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem verdiği vazifeyi ihyaya niyet edin. Allah da Habibine bağışlasın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah sahiplerinden etsin bu yolu. Şimdi bir dua soruyorlar, sordunuz bana da. Ben de onu bir kitapta yazmadım demiştim. Sonra meğer yazmışım. Onu da söyleyeyim de. Bir mecliste oturdunuz. Laga luga ettiniz. Ha ha hi hi. Bu oluyor yani. Kaçınılmaz bu. Yani karışık oldu bu meclis. Bu meclisten kalkarken bir dua okuyorsun, hepsini sildiriyor. Sanki orada hiç oturmadın oluyor. Bu sahih hadistir. Sonra ben bunu bir kere vaazda söyledim, bana sorular geldi. Dediler ki bu nerededir, nerede? Ben de yazmadım bunu şimdilik dedim. Bilmiyordum. Yani yazmışım da, o anda onu diyorum, 40 tane kitap oldu. Tefsir, on binlerce sayfa, yani her şeyi yazdığımız için ben hepsi bir anda kafamda değil. Şimdi bunu ahlak-ı nevi, Efendimizin ahlakı, bunu okuyun. Bunda zaten Efendimiz'in bütün tevazu anlatılıyor. Burada 55. sayfaymış. Bunu ben duyurmuş olayım. Sonra yine unuturum ederim. Cebrail aleyhisselam geldi. Resulullah Efendimiz'e buyurdu ki bir kimse bir yerde oturursa, biraz ileri geri konuşursa, karışık işler yani konuşurken kaçıyor gıybeti, dedikodu, bir şeyler. Bu konuşmaların neticesinde kalkarken ne diyecek? Sübhaneke Allahümme bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke estağfiruke ve etubu ilek. Bu kadar. Bunu derse hünne keffaratun lima vaka'a fi hadel meclis. O mecliste neler vuku bulduysa kalkarken sil baştan. Meleklere Allah sildiriyor. Sanki o meclis, halbuki o mecliste konuşulanlar seni cehenneme ne kadar sürükleyecek, dibini boylatacakken bu zikrin, bu istiğfarın bereketi o örtülüp gidecek. Bunu demiştim evvelce. Ahlak kitabının 55. sayfasındadır. Buradan ezberlenecek. Ondan sonra da adet edelim. Çok unutuyoruz böyle. Oturuyoruz. Kalkıyoruz. Hadi bana eyvallah. Böyle değil. Hemen kalkmadan evvel herkese hatırlatarak. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke etubu ileyk. Demeden kalkmıyoruz. Bunu meclislere artık adet olarak, sünnet olarak koyuyoruz. Çünkü meclislerimizde mutlaka ileri geri konuşuyoruz biz. Bunlar bizi toplanır, birikir, ocağımızı batırır bunlar. Bunları sildirelim tek tek. İnşallah bu da ahlak kitabında. Arifan dergisi de hizmetleriniz bekliyor. Onu da diyorum 5 olsun buraya mahsus. Niye 5 olsun? Birkaç tane alanlar oluyor. Sürüm olsun, şey olsun, düz olsun da insanlar okusun, istifade etsinler inşallah. Ne ilimler var, ne ilimler var. Ben onları anlatmakla bitiremem. Bir kitap kadar ilimler var. Sonundaki duayı aman unutmayın. Orada o duaysa, bak okudum ben. Kaç kişi okudunuz şimdi? Kaç kişi okudunuz? Çok az. Nasıl başınıza bir bela gelse zır zır ağlayacaksınız. Ben ne yapayım? Bak derginin sonunda yazdık onu. Ne diyor? Malına da canına da bir musibet gelmez. Ebu Derda'ya dediler, evin yandı dedi, yanmadı. Niye? Allah bana bunu yapmaz diyor. Ya ne garantim var senin? Ben Resulullah'tan işittim sallallahu aleyhi ve sellem. O yalan söylemez. Allahümme ente Rabbi diye başlıyor. Seyyidül istiğfar değil, ilerisi değişiyor. Bunu diyor sabah okusa akşama kadar, akşam okusa sabah kadar. Hiçbir bela vurmaz. Ama manayı düşünerek. Manasını da yazmışız. Hoca ben Arapça okuyamıyorum. O zaman namaz dışında Türkçe'de caiz. Manasını okuyun. Türkçe manasını. En son sayfada herhalde. Bundan sonra her ay böyle dualar, hiç kitapta olmayanlardan da, kitapta var, benim yazdıklarımda olmayanlardan da yazacağız. Ta ki birbirine faydamız olsun. Hele ki şu Muharrem'e o kadar üzülüyordum ki, geçen seneler ben okuyordum, bir sene ölmez. İşte bu önümüzdeki ayda onu yazıyorum ki, çünkü kitap çıkarmak zor. Canım çıkıyor. Şimdi Mehdi kitabıyla uğraşıyorum bak. Kolay bir şey değil. 250-300 sayfa ben onları tek tek inceliyorum. Onun için
bu kitaplar çıkmasa da her ay bu ay şunu okunacak diye yazacağız inşallah. Böylece siz istifade edeceksiniz. Allah Teala ahirete gitmeden yükümüzü tuttursun inşallah. Zayi olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Subhane Rabbil Aleyhi 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 Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselam. Ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecma'in. Allahümme inna neselükel cenneh. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna neselükel rıdâke vel cenneh. Ne'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme inna neselükel cenneh. وما قرب إليها من قبل عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قبل عمل. Allah'ım ne dua edelim, sabahlara kadar edecek dua var, derdimiz çok, isteğimiz çok ama ne istiyoruz? Allahümme inna neselüke min hayri ma seleke min nebiyyike Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberin neler istediyse hepsini toptan istiyoruz yani. Mübarek gecede ve nauzu bike min şerri mes'adeke min nebiyyike Muhammed sallallahu teala. Habibin nelerden sana sığındı? Yani ben bunların çoğunu görmüşüm belki ama bir kısmını ben de daha görmemiş oldum. Çok sığınma var. Kötü komşudan sığınıyor, insan efendim suyundan sığınıyor, kendi şerrinden sığınıyor, nefsin şerrinden sığınıyor, komşunun şerrinden sığınıyor, 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 selden sığınıyor, yangından, göçük altında kalmaktan, akrep sokmasından sığınıyor, sığınıyor. Binlerce sığınma var istiaze. Ama burada Efendimiz dedi ki siz bunları beceremiyorsanız benim sığındıklarımdan sığının, toptan sığınmış olursunuz. Onun için bu duayı hep yapmadan çıkmıyoruz. Ya Rabbi, Habibinin sana sığındıklarından sana sığınıyoruz. Sen muhafaza eyle ve entel müstean. Ve aleykel velahu la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Amin ya Rabbi. Bu cemaat amini boşa gitmez. Cemaat reddolmaz. Allahümme inna neselüke minel hayri kullihi. Acilihi ve acilihi. Ma alimna min ve ma lem ne'lem. Ne'udhu bike mineşşerri kullihi. Acilihi ve acilihi. Ma alimna min ve ma lem ne'lem. Allahümme ma kadayte lena min kadâ. Fece'ale akıbetehu reşedâ. Allahümme Rabbena atina min ledünke rahme. Ve heyyilena min emrina reşedâ. Allahümme Rabbena. Atina fid dünya hasene. Ve fil ahireti hasene. Kına azâben nâr. Allahümme ahsin akıbetena fil umûri kulliha. Bütün işlerde akıbetimizi güzel eyle. Ve ecirna min hızid dünya azabil ahira. Dünyanın rezilliğinden, ahiretin azabından muhafaza eyle. Amin. Buna devam eden diyor, ne dünyada ne ahiret. Hiç başına bir bela gelmeden ölür diyor. Buna, hiç olmazsa cuma geceleri yapalım ya. Siz de amin diyorsunuz, hep ortak olalım ya. Niye toplandık, alacağımızı alalım ya. Karımıza bakalım ya. Bu bir duayla insan kurtulur ya. Bu aminle boşa gitmez. Hadiste söz vardır. Birisi dua etse öbürleri amin dese o cemaat reddolmaz. Sen bizi reddeyleme ya Rabbi. Amin. Maddi manevi hacetlerimizi gör ya Rabbi. Amin. Müşkillerimizi hallu asan eyle. Amin. Sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle. Amin. Hastalarımızın hepimize şifalar ihsan et. Bizden evvel ölenlere rahmet eyle, kabirle. Nur eyle. Komşumuz Vasıt Fırat kardeş, bizim de komşumuz oluyor, vefat etmiş, ruhuna bir kelime-i şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bu şehadetleri kabul eyleyip sevaplarını dağlar emsali rahmetler suretinde şu saatte kabirlerine ihsal eyleyip, amin. Ya Rabbi azapların defur füzale eyleyip kabirlerini cennet bahçelerine tehvil eyle ya Rabbi. Amin. Hem o göçük altında ölen kardeşlerimiz, hem bu Vasıt Efendi kardeşimiz, hem bütün bu cemaatin geçmişlerinde ervahı için el Fatiha.